Yunan-Pers savaşlarına kısaca bakacak olursak, Atinalılar 1. Pers istilasını Maraton'da durdurmayı başarıyorlar. Maraton bölgenin adı arkadaşlar. Sonra Serhas liderliğindeki 2. Pers istilasında Yunanlar Pers donanmasını Salamis'e götürüyor ve en sonunda M.Ö. 479'da Platea'da Perslerden tamamen kurtuluyorlar. Bu noktada Yunanlar, özellikle de Sparta ve Atina'nın güçlü şehir devletleri aynı tarafta savaşıyorlar. Ancak bu videoda göreceğimiz üzere bu birliktelik parçalanmaya başlıyor ve sonunda birbirleriyle çok kötü bir savaşa giriyorlar. Aslında binlerce yıl sonra bu şeyler hakkında düşününce bu hikayeler ve maceralar bize sürükleyiciymiş gibi gelebilir film senaryosuymuş gibi gelebilir ama aslında bu savaşlar tarih boyunca binlerce insanın öldüğü, işkence gördüğü, şehirlerin yıkıldığı savaşlar arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Tarihte anlatılanlara bakarken hikayelerin nereden geldiğini düşünmek çok önemli. Ayrıca her zaman tarihi olayları anlatan kişinin olayları belirli bir biçimde ele alma sebepleri hakkında da düşünmemiz gerek ve bize aktarılanları bu yüzden süzgecimizden geçirmeliyiz. Mesela Yunan Pers savaşları hakkında konuştuğumuzda bu bilgiler bize tarihin babası olarak bilinen Heredot'tan geliyor. Yani burada biraz Yunan merkezli bir bakış açısı olması kaçınılmaz. Şimdi ise bilgilerimizi meşhur Peloponez Savaşı tarihini yazan Tukidides'ten almaya başlayacağız. Aslında bu ikisi birbirleriyle yakından bağlantılı çünkü ikisi de milattan önce 5. yüzyıl tarihini anlatıyorlar. Burada gördüğünüz ise bu ikilinin çifte büstü. Tukidides ve Herodot. Evet, videoda vereceğimiz bilgilerin büyük bir kısmı Tukidides'ten geliyor. Şimdi hemen konumuza geçelim. Persler yenilir yenilmez buradan ayrılıyorlar. Atinalılar savaşta Pers donanmasının rotasında bulunan Salamis'e kaçmak zorunda kalmıştı ve haliyle daha sonra Atina'ya geri dönmeye karar veriyorlar. Burada Atina'ya geri dönmeye karar verirken işte burada bir başkası onları işgal etmeye kalkarsa diye Atina'nın etrafına bir duvar inşa etmek istiyorlar. Tabi temelde Persler yüzünden endişe duyuyorlar ama aynı zamanda çok güçlü ordusuyla ünlü Spartalılardan da biraz endişe ettiklerini söyleyebiliriz. Böylece uzun duvar olarak bilinen duvarı inşa etmeye başlıyorlar. Bu duvar ile denize erişimleri oluyor ve aynı zamanda bir kuşatma durumunda şehirlerini koruyabiliyorlar. Şimdi eğer diğer tarafı yani Spartalıların aklından neler geçtiğini düşünürsek, bunlar uzun zamandır bölgeye egemen olan askeri güçtü. Ama şimdi Yunan-Pers savaşlarıyla birlikte Atina donanması da güçlendi. Hatta pek çok açıdan Salamis'te Persleri yenmeyi başaranların esas Atinalılar olduğu iddia edilebilir. Bu yüzden Sparta biraz tehdit altında gibi hissediyor ve özellikle bu duvardan korkuyorlar. Çünkü burada çok güçlü donanmasıyla bir şehir devleti olan Atina var ve şimdi de güçlü bir duvar inşa etmişler. Sparta bir anlaşmazlık çıkarsa ve Atina'nın nüfusu güçlenirse duvar yüzünden Atina'yı ele geçirmenin zor olacağının bilincinde. Bu yüzden Atina'ya Korint kanalında bir duvar inşa etmeleri yönünde öneride bulunuyorlar. Yunanistan'ın coğrafyasına dikkat ederseniz Megara'nın bulunduğu bölgeyi Sparta'nın da içinde yer aldığı ve Peloponez denen kara parçasına bağlayan ince bir geçit var. Tabi burası çok stratejik bir yer çünkü Peloponez'i karadan fethetmek isteyen herkes oradan geçmek zorunda. Atinalılar elbette bu öneriye hayır diyorlar ve biz sadece kendimizi korumaya bakıyoruz diye düşünüyorlar. Böylece Spartalıların hiç hoşnut olmadığı bu duvarı inşa etmeye başlıyorlar. Atinalıların yaptığı diğer şey de deniz gücünü arttırmaya devam etmek. Görüyorlar ki bu çok yararlı bir şey. Ege çevresinde bazı adalarda, bazıları da Anadolu kıyılarında olmak üzere bir grup müttefik edinmeye başlıyorlar ve bu grup Delos Adası'nda buluşuyor onu burada göremiyoruz arkadaşlar çünkü çok çok küçük bir ada ve hepsi de nerede olursa olsun Perslerle savaşmaya devam etmek için donanmalarıyla ortak donanmaya katkıda bulunmayı ve maddi yardım yapmayı kabul ediyorlar. Ve böylece Delos Birliği denilen şeyi oluşturuyorlar. Sparta tabii ki bu durumdan hoşnut değil çünkü Atina giderek Delos Birliği'nde söz sahibi oluyor. Hatta bu birliğin sadece bir üyesi değil, bizzat birliği yönetmeye başlıyor Atina. Ve birlikten çeşitli gruplar ayrılınca Atina daha da güçlü hale geliyor ve Delos Birliği giderek bir Atina İmparatorluğu haline geliyor. Evet, kısacası Atina ve donanması çok güçlü olduğunu kanıtlamış oluyor. Atina bu duvar söz konusu olunca Sparta'yı dinlemiyor ve duvarı inşa etmeye karar veriyor. Sparta'ya da haliyle kendini güvensiz hissettiriyor tabi. Atina İmparatorluğu olan Delos Birliği'ni kuruyor ve Sparta kendini daha da güvensiz hissediyor. Bu şekilde özetle olarak söyleyebiliriz. Ve 464 yılında işler biraz daha şiddetleniyor arkadaşlar. Sparta'nın bu dönemde Atina'yı ele geçirmeyi planladığına ilişkin bazı kayıtlar var. Diyorlar ki bunlar çok fazla güçlü hale gelmeye başladılar. O yüzden onlara şimdiden hadlerini bildirelim. E ama o dönemde yani 464 yılında Sparta'da büyük bir deprem oluyor ve bu nedenle kentin büyük bölümü yıkılıyor. Ve bu deprem gerçekleştiğinde Spartalı helotlar yani köleler isyan başlatıyor. Bu arada helotları araştırmanızı öneririm gerçekten çok ilginç. O zamanlar bir Spartalı başına 7 helot düşüyormuş. Evet, Sparta Yunanistan'ın diğer şehir devletlerine giderek depremden hemen sonra çıkan bu isyana son vermek için onlardan yardım istiyor. Atina da kabul ediyor ve Sparta'ya 4000 asker gönderiyor. Bu askerler isyanı bastırmak için gelen meşhur hoplitler. Ancak Sparta bir kez daha kendini güvende hissetmiyor ve Atina'nın neden bu askerleri gönderdiğini merak ediyor. Yani evet bunlar isyanı bastırmak için gönderilmiş askerler ama Sparta savunmasız bir durumda olduğundan ya Atinalılar Helotların tarafına geçerse ve Sparta'yı ele geçirirse diye düşünüyorlar. Böylece Atinalı hoplitleri geri gönderiyorlar. Tabi Atinalılar bu davranış karşısında içerliyorlar, bozuluyorlar onlar da. Şimdi biraz ileriye sararak M.Ö. 459 yılına gelelim. Burada Sparta'nın iki müttefiki Megara ve Korint var ve bunlar son derece stratejik konumda bulunuyorlar. Bu küçük kara parçası Anakara ve Peloponez'in arasındaki köprüyü oluşturuyor. Evet, Sparta'nın bu iki müttefiki Megara ve Korint arasında bir anlaşmazlık var ve Atina buna müdahale etmeye ve Megara ile ittifak kurmaya karar veriyor. Sparta'da yaklaşık 10 yıldır hissedilen güvensizliğin bu noktada hat safhaya ulaştığını tahmin etmişsinizdir sanırım. Bu süreçte çatışmalar başlıyor ve taraflar birbirleriyle savaşıyorlar. 15 yıl boyunca bu aralıklı çatışmaların yaşandığını söyleyebiliriz. Ve buradaki dönem yani yaklaşık olarak 460 ya da 459 yılından başlayarak 15 yıl boyunca devam eden bu döneme 1. Pelopones Savaşı deniyor. Bu dönemde Sparta ve müttefikleri ile Atina ve müttefikleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Ancak bu esas Peloponnes Savaşı değil. Peloponnes Savaşı yaklaşık 15 yıl sonra olacak. Şu an bahsettiğimiz 1. Peloponnes Savaşı aslında 15 yıl süren ama 30 yıl barışı denen bir anlaşmayla biten bir savaş bu. Ancak tüm bu zamanda Atinalıların donanması giderek daha da güçleniyor taraflar karşı karşıya geliyor ve Peloponnes Savaşı milattan önce 5. yüzyılın sonunda patlak veriyor. Savaşın sonucunda Sparta galip geliyor ancak Yunanistan'ın büyük kısmı ciddi ölçüde zarar görüyor. Önemli şehir devletleri zayıflıyor ve böylelikle milattan önce 4. yüzyılda Yunanistan'ın şehir devletleri kuzeyden özellikle de Makedonya'dan gelecek saldırılara karşı savunmasız duruma düşmüş oluyor.